İstanbul'da en büyük eğitim ve araştırma hastanelerinden biri olan Çapa Tıp Fakültesi'nin personel yemekhanesinde iddiaya göre bağırsak iltihabına yol açan Salmonella bakterisi bulundu. Yemekhanede yemek yiyen çalışanların birçoğu aynı şikayetle doktora başvurdu. Olayı araştırarak bakteriyi tespit eden taşeron işçi ise işinden oldu. Bu görüntüler İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi'nin mutfağından. 2200 işçinin karnını doyurduğu bu yemekhanede iddiaya göre bir bakteri bulundu. Her gün binlerce işçinin yemek yediği İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi mutfağında bir bakteri ürettiği iddia edildi. İşte bu iddiayı raporlarla tespit eden İş Sağlığı Güvenliği temsilcisi Cemal Bilgin işinden oldu. Hani arkadaşlarımız acil dahiliye başvurmuş. Ben de görevliğime, sorumluluğum geri. Ben de acil dahiliyeye gittim. Arkadaşlarımızda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma. Baktım serumlar takılmış. Ben de bunu araştırdım. Temmuz ayında yemekhaneden yemek yiyen 40 çalışanda aynı şikayet görüldü. Hastanede taşeron işçi olarak çalışan Cemal Bilgin olayın araştırılmasını istedi. Ki benim görevim bu. İş Sağlığı Güvenliği baş temsilcisiyim. Hani sorumlu olarak sorunları çözecekleri yerde, bu olayı açacakları, tedavi yapacakları da arkadaşlarımıza beni işten çıkarmakla bu sorunun üstünü kapatmaya çalışıyorlar. Olayın yaşandığı gün hastanede tedavi olan çalışanların raporlarını inceleyen Bilgin, hemen hemen hepsinde hayvan dışkıları ve besinlerle insanlara bulaşan bağırsak iltihabına neden olan Salmonella bakterisinin görüldüğünü söyledi. İçinde olan laboratuvara başvuru yapıyor. Aradan birkaç gün geçiyor ki evet, burada bakteri ürediği ortaya çıkıyor. Elimizde belgelerde raporlar da var zaten yani. İş Sağlığı ve Güvenliği baş temsilcisi de olan Bilgin, işte bu raporları hastane yönetimine sunduğu için işsiz kaldığını belirtti. Fakülte sekreterliğinin olayın üstünü kapatmaya çalıştığı da iddialar arasında. Yine çalışan bir ablamız, iki tane tahlil verilmiş. Bir tanesi bende orijinali. Ablamıza verilen tahlilde Salmonella bakterisi üremediği gösteriyor. Ama benim ulaştığım raporda Salmonella bakterisi ürediği yazıyor. Bu bir suçtur. Yaklaşık 10 yıldır aynı hastanede çalışan taşeron işçinin şimdi iki talebi var. Ben işime geri döneceğim. Hiçbir şekilde geri adım atmayacağım. Yönetimin kendini çeki düzen vermesini istiyoruz. Yine Çapa Tıp Fakültesi'nde yıllardır santral operatörü olarak çalışan Ali Doğan da benzer bir mağduriyetin kendisi için geçerli olduğunu savunuyor. Her iki kulağımda benim işitme kaybı oldu. Yani benim yerimi değiştirmesi gerekirken beni işten çıkarttılar burada yönetim. Bana işte git başka bir hastaneden yeni rapor al. O raporan dolayı biz seni çalıştırırız. Ben de onların taleplerini yerine getirmediğim için beni işten çıkarttılar. İşe geri dönüş için mahkemeye başvuran Cemal Bilgin ve Ali Doğan şimdi işe dönecekleri günü bekliyor. Telefonla görüştüğümüz İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Sekreterliği ise işten atılan işçilerin iddialarını reddetti.